Bugün sizlere yaklaşan Kurban Bayramı'nı daha sağlıklı ve rahat geçirebilmeniz adına sağlıklı beslenme tüyoları vermek istiyorum. İlk olarak günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı asla atlamamanız gerekmektedir. Ancak Kurban Bayramı'nın geleneklerinden biri olan et tüketimlerinin fazla olduğunu düşünürsek kahvaltı tabağınızda protein alımlarınızı biraz daha azaltmalısınız. Bunun yerine daha sağlıklı olarak lif ve posa içeriği biraz daha yüksek olan sebzeler, yağlı tohumlar yani ceviz ve fındık gibi ve glisemik kontrolü elde tutabilmek adına sağlıklı tahıllar kahvaltı tabağınıza yer almalıdır. Kurban etinizi biraz daha dinlendirerek yani ilk gün değil ikinci gün tüketmelisiniz. Rigor mortis adı verdiğimiz kurban etinin sertliği biraz daha geçtikten sonrasında ikinci gün dinlendikten sonrasında etinizi tüketmelisiniz. Aynı zamanda gün içerisinde bolca sıvı alımları arttırılmalıdır. Hazımsızlık ve şişkinlik problemleri yaşamamak adına yemeğin hemen sonrası değil, yarım saat ve 40 dakika geçtikten sonrasında fiziksel aktivite yapılmasını önermekteyim. Bir diğer husus ise etin pişirilme noktasıdır. Eti kuyruk yağı gibi ya da tereyağı gibi katı yağlarda değil, kendi yağıyla pişirilmesine özen göstermelisiniz. Izgara, haşlama, buharda gibi yöntemlerle etinizi pişirmelisiniz. Isıl işlem görmüş etler kanserojen açısından sağlık tehdidi oluşturacağından kesinlikle tüketilmesini önermiyoruz. Aynı zamanda etinizin yanında C vitamininden zengin, probiyotik kaynağı olan, bağırsak dostu olan elma sirkeli bir salatada tercih edebilirsiniz. Kalsiyum kaynakları, yoğurdunuzu etinizin yanında değil, başka bir öğünlerde eminim açısından tercih etmelisiniz. Herkese iyi bayramlar diliyorum.